Minare de çizilmeye karşı dayanıklıdır. Çok iyi. Yüzünüzde denerseniz. Deneyelim. İyice oldu. Hem güneşten koru hem sağlıkta. Evet. Bunu öneriyorsunuz değil mi? Şurada yüzünüze güzel gitti. Onu deneyelim. Güneş gözlükleri yolculuklarda, su kenarında ve güneşin yoğun olduğu bölgelerde kullanılması şarttır. Güneş gözlüğü kullanılmadığı takdirde yüzümüze kırışıklıklara neden olabiliyor. Güneş gözlüğü alırken öncelikle garanti belgesini kontrol etsinler ve orijinal olup olmadığını mutlaka sorgulasınlar. Maalesef piyasada şu anda aşırı derecede kaçak ürün var ve bu kaçak ürünler müşterilerimizin gözüne zarar vermekte ve herhangi bir faydası görülmemektedir ve garantide gözlüğü aldıktan sonra sıkıntılar başlıyor. Gözlük camında boyamasında kalkma, cam yapısı bozuluyor. Cam yapısı bozulduğundan dolayı litesi düşüyor. Çok uzun süre güneşe baktığımız takdirde gözde lekelenme, maalesef yaşanan hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesinden dolayı eskiden olduğu gibi güneşe yararlı ışınları alamıyoruz. Şu anda zararlı ışıklar gözümüze geldiğinden dolayı gözde lekelendirme, görüntüde bulanıklık, ileri seviyede gözlük görme kaybına neden oluyor. Güneş gözlüğü her yaşta kullanılabilir. Çocuklarda genelde 3 yaşından sonra kullanılmaya başlayabilir. Nerede yaş sınırı yok. Açık söylemek gerekir. Yani şu anda Adıyaman bölgesi malum sıcak bir bölge. Güneşli bir bölge ve bu güneşli olduğundan dolayı her yaş grubu kullanmalı ve kullanılması şart gibi görüyorum ben. Ve bir alıştıktan sonra artık güneş gözlüğünü bırakmıyoruz. Yani şu anda görüyoruz piyasada büyük mağazaların, zincir mağazaların bizim mesleğe el attığını görüyoruz ve kapı önünde tezgahlarda satılan 5-10 liralık gözlüklerin nelere yol açtığını haber sitelerinde görmeye başladık bu sene. Yani ne oluyor? Örnek veriyorum, ucuz mal alıyorlar, görüntü oluyor ama onun sonrasını düşünmüyoruz. Biz genelde güneş camlarında özel camlar kullanıyoruz ve ona plastik boyama ve o boyanın göze verdiği zararların haddi hesabı yok. Yani bir dışarı çıktığınızda hiçbir faydası yok. Yani takmayın daha yararlı. Altın sarısı Ozan Bey'in yüzüne gayet güzel gidiyor.